Sayın seyirciler, Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasına İstanbul'da rastlandığını açıkladı Sağlık Bakanı. Başka vaka yok dedi ama uzmanlar o kadar emin konuşamıyor. Bir yandan da koronavirüs salgını hızını yeniden artırmış durumda. Genellikle belli bir sayıda vaka biriktikten sonra siz yakalayabiliyorsunuz ilk vakayı. Yani Türkiye'de muhtemelen tam sayıyı bilmek mümkün değil ama bir değil birden fazla hasta var. Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Tecrit edilmiş durumda. Teması takibi yapıldı. Başka bir vakaya rastlanmadı. Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği hastalığına Türkiye'de de rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk vakanın tespit edildiğini açıkladı. Ancak Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre sayı çok daha yüksek olabilir. Hastalık temasla bulaşıyor. Bakan Koca solunum yoluyla bulaşmıyor dedi ama uzmanlara göre aynı ortamda uzun vakit geçiren kişiler de solunum yoluyla da bulaşabiliyor maymun çiçeği. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor. Kişilerin en bulaşıcı yerleri o vücutlarında çıkan içi su dolu kabarcıklar. Solunum yoluyla çok uzun süre yoğun bir temas olması gerekiyor. Aynı evde oturan insanlarda bulaş görülüyor. Hastalıkta daha önce kullanılmış tedavi eden ilaçlar var. Şimdilik Türkiye'de yok ama vaka sayısı artarsa getirilebileceğini söylüyor uzmanlar. Gözler bir anda maymun çiçeğine çevrilse de koronavirüs vakalarında da artış var. Aşılama durdu, tedbirler kalktı, günlük tablo yayınlanmamaya başladı. Haftalık tablodaysa vaka sayısı 26.635. Bir önceki hafta bu sayı 11.000'e yakındı. Yani bir haftada %145 arttı koronavirüste vaka sayısı. Bunun artacağını bilmek için müneccim olmaya gerek yoktu. Çünkü biz bu hatayı yeni yapmıyoruz. 5 defa yaptık. Bir haftada 17 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sorumlular bir baktılar ki zararı azalmış. Hemen işte tedbirleri kaldıralım. İnsandan insana bulaşırken mutasyona uğrar. Ve bu mutasyonlardan birinin de ağır bir hastalık yapan ve çok ölüme yol açan bir varyant olma riski her zaman var. Salgınla en etkin mücadele yolu aşılama ama tamamen durdu. BioNTech'te de Sinovac'ta da son dozların üstünden 6 aydan fazla süre geçti. Ve yeni dozlara ne zaman ihtiyaç var Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmıyor. Aşılamalar durdu arada bizde. Daha yani bırakın böyle o beklediğimiz %85-90 aşılamaları. Gerekli olan 3 doz aşılamayı toplumun 3'te 1'ini ancak yapabildik. Profesör Ceyhan'a göre koronavirüste olduğu gibi maymun çiçeği hastalığında da yol haritası açıklaması gerekiyor Sağlık Bakanlığı'nın. Mutlaka bir akış şeması, algoritma oluşturulması lazım. Hasta hangi belirtilerle başvuracak? Böyle bir hasta geldiğinde hangi bölüme sevk edecek? Ne testleri yapılacak? Profesör Doktor Bengi Başar ile görüştüm. 1980 öncesinde aşı olmuş olanlar korunuyor dedi. Bu iyi haber. Kötü haber aktardık. Covid-19'un dönüşü. Bengi Hoca, aman kapalı ortamlarda maskenizi ihmal etmeyin, kulak asmayın artık bitti diyenlere kendinizi koruyun diyor. Uyarması bizden, uygulayıp uygulamaması sizden.